Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Gülizar Biçer Karaca Denizli Milletvekili. Sayın Başkanım, Sayın Milletvekillerimiz, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 15. sıra sayılı çevre kanunu ve bazı kanunlar hakkındaki değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Sözlerime başlamadan önce Cumhuriyet Halk Partisi Çevre Komisyonu üyemiz ve Edirne Milletvekilimiz Sayın Erdin Bican'ı saygıyla bu kürsüden anarak sözlerime başlamak istiyorum. Değerli milletvekilimizin bu kürsüden ve Yüce Meclis'ten doğa hakları ve çevre mücadelesi için verdiği o anlamlı mücadeleyi kendimizde bir miras olarak kabul ediyor ve onun anısına ve onun saygıdeğer verdiği mücadeleye olan bağlılığımızla o mirası onurla ve gururla taşıyacağımızı da ayrıca belirtmek istiyorum. Değerli milletvekillerimiz, doğa hakkı temel insan hakları arasında yer almaktadır. Temiz doğa, yeşil çevre, dengesi korunan atmosfer çağımızın büyük iddiasıdır. Böyle bir ortamda yaşamak her bireyin de temel hakkıdır. Doğa tüm formları ile var olma ve kendini yenileme hakkına sahiptir. İnsanın yaşama ve daha kaliteli bir hayat sürme haklarının temelinde de bu hak yatmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğayı insanın mülkü olarak gören, doğal varlıkları kaynak olarak görüp sınırsızca ve sorumsuzca tüketen politikaları kabul etmemiz mümkün değildir. Doğanın korunmasını ve çevre sorunlarıyla mücadele tüm insanların ve devletin görevidir. Bu görev yaşam hakkının yanı sıra toplum inşa yaşam hakkının yanı sıra sosyal adalet ilkemizin de bir gereği ve zorunluluğudur. Daha adil ve eşit bir toplum inşa etmenin ön koşulu doğayı korumak, yaşam alanlarımızda adaleti sağlamaktır. Doğa haklarının korunması anlamında anayasamızın 56. maddesi ile devlete çevre kirliliğini önleme, çevreyi koruma ve genişletme ödevi verilmiştir. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı süresince bu ödevi yerine getirmekte ve anayasal yükümlülükleri yerine getirmekte maalesef sınıfta kaldığını buradan ifade etmek isterim. Bugün burada yaptığımız görüşmeler dahi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin doğaya bakış açısının bir özetidir. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu olarak yeni sistemde de alışkanlıklarınızı değiştirmediğinizi görüyoruz. Yine bir torbanın içine pek çok yasayı değişikliğini doldurup önümüze getiriyorsunuz. Meclisteki diğer partileri bir kenara bıraktık. Sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını ve meslek odalarını hiç kimseyle istişare etmeden, kaleye bile almadan önümüze koyduğunuz bu torbayla ülke yönetimine yine doğa hakları ve çevre diyerek oldu bittiye getirecek yasal düzenlemeleri hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Önümüze gelen torba kanunda 7 kanunda değişiklik yapacağız. Çevre kanunu, karayolları trafik kanunu, imar kanunu, kıyı kanunu, mera kanunu, hazineye ait taşınmazların değerlendirmesi hakkındaki kanun, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun gibi ülkemizin doğal yaşam alanlarına, tarım arazilerine, meralarına, kıyılarına, kentlerindeki yaşam alanlarına çok ciddi etkiler olacak değişiklikler öngörülmektedir. 7 kanundaki bu değişikliği 13 Kasım günü elimize geldi. 15 Kasım günü Çevre Komisyonu'nda görüşüldü ve bugün bu torba kanun maalesef bir hafta gibi kısa bir sürede hiçbir katılımcının, sivil toplum örgütünün, odanın bu kanundaki değişiklikleri içeren odaların görüşleri dahi alınmadan burada gecenin bu vaktinde görüşülmeye başlandı. Öncelikle poşetleri paralı yapacağız, bisiklet yolları yapıyoruz şeklinde pazarlanmaya çalışılan bu kanun değişikliği teklifinin içine baktığımızda maalesef alışa geldiğimiz şekilde doğa değil rant politikalarının kokularını ve izlerini görmekteyiz. Bir kere şunu net olarak ifade edelim. Torba kanunu bu kez plastik poşete koydunuz ve çevreyi koruma kandırmacasıyla topluma pazarlamaya çalışıyorsunuz. Belki bilmiyorsunuzdur. Size hatırlatmak isterim. Aslında poşetlerin
parayla satılmasına ilişkin düzenleme yine AKP Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından 2017 yılında yürürlüğe giren ambalaj atıkları kontrol yönetmeliğinde düzenlenmekteydi. Bu yönetmelik plastik torbaların 1-1-2019 tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketicisine ücretsiz temin edilemez düzenlemesi yer almaktadır. Peki poşetlerin parayla satılmasına ilişkin düzenleme 1-1-2019'da yürürlüğe girecek ise bugün bu kanun içerisine poşetleri parayla satıyoruz, çevreye atık salınımı azaltıyoruz diyerek neden bir düzenleme ve çevreseverlik, doğa dostu bir görünüm kazandırmaya çalışıyorsunuz? Bu tekliften anlaşılıyor ki aslında derdiniz atık falan değil. Bakanlığın açıklamalarına göre ülkemizde yılda 45 milyar poşet kullanılmaktadır. Bu hesaba göre 15 kuruştan bu teklif uyarınca 6 milyar 75 milyon lira para halktan toplanacak. Aslında aklımıza şu gelmiyor değil. Hazinenin boşalmış olan kasası ve ekonomik kriz acaba buradan toplanacak, poşetlerden toplanacak parayla aşılmak mı isteniyor? Hadi paralı poşet uygulamasıyla poşet, plastik poşet kullanımını %90 azalttınız diyelim. Yine 675 milyon lira para halkın cebinden gidecek. Çevreyi korumak için mi, yoksa sarayda efluyu ya da ejder suyu içirmek için hazineye gelir mi kaydedilecek? Değerli milletvekilleri, unutmayalım, plastik doğada yok olmamaktadır. Çok açık ki resme baktığımızda plastik atıkların bir kısmı paralı oluyor ama paralı olmayan bu plastik atıkların birçoğu da maalesef doğaya salınmaya devam edecek. Bakanlığın rakamlarına göre Türkiye 2016 yılında 3.1 milyon ton plastik ambalaj üretti. Poşetler bu atıkların yarısı bile değil. Çin plastik poşet ve çöp ithalatını doğaya ve insan sağlığına zararlı diyerek yasaklama getirdi. Peki Çin'deki bu yasak nedeniyle Avrupa'nın, İngiltere'nin çöpleri nereye geliyor biliyor musunuz? Maalesef Türkiye'ye. Türkiye, İngiltere'den en çok plastik çöp ithal eden ülke durumundadır. 2018 yılında, yılının ilk 3 ayında Türkiye, İngiltere'den 27.034 ton plastik çöp ithal etti. Geçen yılın aynı döneminde 12.022 tondu. Yani %100'e fazla bir artış demektir. Burada bize sıfır atık diyerek yola çıktığınız bu düzende plastik poşeti paralı yapıp doğayı koruyoruz diyenlere çevreci maskelerinizi lütfen indiriniz diyoruz. Şimdi bu sözlerime de itiraz edecek ve çöpleri geri dönüştürüyoruz diyeceksiniz. Onu da bilmiyorsanız buradan sizlere anlatayım. Türkiye'nin toplam çöpünün sadece %1'i geriye dönüştürülüyor. %99'u ise doğaya salınmaya, doğaya ve insan sağlığına zarar vermeye devam ediyor. Uluslararası saygın bir bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Türkiye plastik atıkları geri dönüştürmek konusunda en başarısız 20 ülkeden birisidir. Atık denilince buradan Giresun'un Çavuşlu halkının isyanını da siz milletvekillerimizle paylaşmak isterim. Geçtiğimiz hafta Karadeniz bölgesinde doğa hakları ihlallerine ilişkin yürüttüğümüz çalışmalarda Çavuşlu'daki atık depolama tesisi nedeniyle o bölge halkının isyanlarını siz orada bize dile getirdiler. Bugün bir kürsüden de sizlerle paylaşmalıyım. Vahşi depolama ile ayrıştırılmadan, arındırılmadan tonlarca atık burada toplanıyor. Halk sağlığını hiçe sayan bu tesisten dereye bırakılan akışkanlar nedeniyle zaman zaman içme suyuna karışması nedeniyle anonslarla halka çeşmelerinizden akan suyu kullanmayın deniliyor. Değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Giresun Milletvekili Sayın Cemal Öztürk 24 Haziran seçimleri öncesinde Çavuşlu halkına burada yaşanan manzara vahim. Seçildiğim günün hemen ertesi günü Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüşüp bu vahim tabloyu çözeceğim vaadinde bulunmuştu. Peki o günden bu yana
Sayın Milletvekili ne yapıyor? Çavuşlu halkı kendisinden haber bekliyor. Meclis kürsüsünden de kendisine bu vaadini ve sözünü hatırlatmak istiyorum. Komisyonda görüşüldüğü haliyle 27, genel kurula gelen haliyle 25. maddenin ek 6 fıkrasında bakanlık müteahhitlerin sahip olacakları niteliklere dair diğer tüm kanunların üzerine çıkacak bir yetki alıyor. Özel kanunlarla belirlenen standartları bile değiştirme yetkisi veriliyor. Ve bunu kendi hazırlayacağı planlarla yapabiliyor. Kanun hiyerarşisinde de tamamen aykırı bir düzenlemeyi bu kanun teklifiyle yürürlüğe koymaya çalışıyorlar. Aslında bu kanunun komisyon görüşmelerinde doğa hakkı kavramına, içeriğine, gelecek nesillere anayasal bir sorumluluğun gereği olarak yaşanabilir bir doğa bırakmak adına olumlu düzenlemeler de hayata geçirildi. Hep olumsuzlukları konuşacak değiliz ya, bu olumlu düzenlemeleri de sizlerle paylaşmayı bir görev addediyorum. ÇED gerekli değildir kararının bir kelime oyunuyla doğa hakları mücadelesini ve yargı kararlarını hükümsüz kılacak bir düzenleme olan B sınıfı ÇED olumlu kararı olarak değiştirilmesini sağlayacak 2. ve 5. maddeleri geçtiğimiz hafta Çevre Komisyonu'nda Cumhuriyet Halk Partisi komisyon üyelerinin verdiği önergeler ve haklı gerekçelerle mücadeleyle tekliften çıkartılmış bulunmaktadır. Bu nedenle aslında bu olumlu gelişme de bizler için ve çevre mücadelesi verenler için oldukça değerlidir. Maddeler aynen kalsaydı çevrenin korunması için hiçbir ek yaptırım gerektirmeyip sadece isim değişikliğiyle doğa hakları ihlallerinin üzeri örtülmeye çalışılacaktı. Yeri gelmişken ÇED konusuna da biraz değinmek isterim. ÇED sürecinde mevzuat uygulama ve yargılama kararlarına uyulması dikkate alındığında ÇED'in bir yasak savma haline getirildiğini burada açıkça ifade etmek gerekir. ÇED yönetmeliği uyarınca halkın katılımı sağlanması gereken toplantılarda maalesef o düzenlemenin ve yapılacak projeden etkilenecek halk polis koridorları arasında polis kordonlarıyla toplantının yapılacağı alana sokulmazken yöre halkından olmayan değişik illerden, değişik ilçelerden getirilen insanlarla ÇED bilgilendirme toplantısı yapılıyormuş gibi tutanaklar yapılıp ve bu şekilde maalesef düzenlemeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'de tüm kanun ve yönetmeliklerin üzerinde bir de bir genelge yayınlandı. Aslında bugüne kadar yaşadığımız doğa hakları ihlallerinin ve hükümsüz kılınan yargı kararlarının üzerinde olan bu genelge 2009/7 nolu genelge. Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu imzasıyla yayınlanan bu genelge ile maalesef kanunlar, hukuk, anayasa ve ÇED başvuru hakları yok sayılmaktadır. 2009/7 nolu genelge gereğince Sivas Eğricek köyünde Bakırtepe Altın Madeninde tam 3 kez ÇED gerekli değildir kararı mahkeme heyetinin oy birliğiyle iptal edildi. Ama bu genelge nedeniyle 4. kez ÇED raporu alan maden hala çalışmaya devam ediyor. Doğa talanına ve insan sağlığına yönelik tehditleri de giderek artmaktadır. Yine Antalya Kumluca ilçesinde Alakır Vadisi'nde ÇED gerekli değildir kararının iptalinin ardından 3 kez ÇED olumlu kararı da iptal edildi. Ancak HES projesi son hızla devam etmekte, dereleri, ormanları yok etmeye de devam edilmektedir. Yaşanan bunca sorun yetmezmiş gibi bir de teklifin 18. maddesi kritik bir önem taşımaktadır. Kıyılarda enerji hatları, deniz ve göller dahil tüm su alanlarında enerji yatırımları adı altındaki projelerin yapılması düzenlemesi içermektedir. Değerli milletvekilleri, ülkemizde göller kuruyor. Bazı göllerimiz maalesef rant projeleri nedeniyle artık geri dönülemez bir vaziyette kirlenmektedir. Eğirdir Gölü, Burdur Gölü, Eber Gölü, Akşehir Gölü kurumaktadır. Muğla, Bafa Gölü artık bugün reddedilen Menderes Nehri'nin kirliliği nedeniyle geri dönülemez bir kirlilik seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Çocuklarımıza geleceğe bırakacak su havzalarımız neredeyse kalmayacaktır. Değerli başkanım, sayın milletvekillerimiz, ülkemizin ormanları, tarım alanları, dereleri, ovaları kirlilik tehdidiyle karşı karşıyayken kentlerimizde insanlarımız nefes alacak yeşil alan ve sağlıklı gıdaya ulaşma yolları ararken maalesef
Çevre Kanunu adı altındaki bu değişiklik hiçbir sorunun çözüm üretmeyecek bir düzenleme içermektedir. Öncelikle bazı örnekleri de sizlerle paylaşarak konuşmama devam etmek isterim. 17 dönümlük arazisinde 3500'den fazla endemik türe ev sahipliği yapan botanik bahçesi İstanbul Üniversitesi Botanik Ana Bilim Dalı'nın elinden alınarak müftülük bahçesi haline getirilerek Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmiş ve bilimsel araştırmaların yapıldığı botanik bahçesi alelacele polis doluyla boşaltılmıştır. Yine Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Geofit Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü aynı akibete uğramış. Bitkisel biyoçeşitliliğin korunması, doğadan toplanan süs bitkisi türlerinin ıslah edilerek yeni çeşitlerin elde edilmesi ve bunların tescil ettirilmesi gibi faaliyetler yürüten bu merkez maalesef sarayın sosyal tesisine dönüştürülmüştür. Değerli milletvekilleri, bilim olmadan iklimi de doğayı da halk sağlığında koruyamayız. Bir iktidarın bilime karşı bakışı neyse insana ve doğaya bakışı da odur. Doğa ve insan yaşamını torbalara doldurup karşımıza getirdiğiniz bu kanun teklifiyle koruyamayız. O yüzden gelin 27. dönem ülkemizin de ülkede bizden sonra yaşayacak kuşakların geleceği için aynı zamanda doğa hakları için, çevre için doğru ve samimi adımların atıldığı ve tarih yazıldığı bir dönem olsun. Öncelikle yapay millet bahçeleri şovuna son verelim. Paris İklim Anlaşması'nı parlamentoya getirelim ve bir an önce parlamentodan geçişini sağlayarak iklim felaketlerinin önüne geçmek için bir adım atalım. ÇED olarak adlandırdığımız çevresel etki değerlendirmenin yanında stratejik etki değerlendirme süreçlerini hayata geçirelim ve kümülatif etkilerini belirleyerek sağlık etki değerlendirmeyi de zorunlu hale getirelim. Değerli milletvekilleri, Trakya bölgemizde can veren Ergene, Ege bölgesinde can veren Menderes Nehri'ndeki kirlilik artık geri dönülemez boyutlarda. Gelin bu su havzalarımızın korunması için tüm su havzalarımızı Ramsar Sözleşmesi kapsamını alalım ve bir daha geri dönülmesi mümkün olmayacak düzenlemelerle geleceğimize miras olarak bırakalım. Sivas, Divriği, Mursal Barajı'nda yaptığınız gibi içme suyu havzalarının yanı başına maden projeleri kondurmayalım. Yeraltı kaynak suları, yüzey suları ve yeraltı sularının besleme alanlarını mutlak koruma alanı haline getirelim. Bunlarla başlayalım. Politika tercihlerimizi çok daha ileriye götürebilirsek ancak o zaman gelecek nesiller bizi hayırla anacaktır. Doğa haklarını her politikamızın önceliği haline getirebilirsek ülkemiz ilelebet payidar kalacaktır. Değerli milletvekillerimiz, aynı gök kubbe altında yaşıyoruz, aynı havayı soluyoruz. Aynı gemide olmasak da rant ve talan politikalarınız yüzünden yok olmakta olan doğa günü geldiğinde bizden hesabını soracaktır. Henüz geç değil. Millet bahçesi örtüsüyle kentlere ihanetinizi gizlemekten vazgeçin. Ve diyorum ki doğa hakkı bu torbaya sığmaz, plastik poşetle de doğa hakkı hiç durmaz diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.